şimdi söyleyin. Ya biz istedikçe la lay la lay la lay la lay. Konuşmalarından birini yapmayacağım. Onun yerine bugün Yüksek Divan Kurulu deklarasyonumuzu önce bilginize sonra da oylarınıza sunacağım. Okuyorum. Kurulduğu günden bu yana daima önce vatan diyen Başkanı Mühendis Arif Bey'i vatanın kurtuluş sürecinde şehit veren taraftarları her fırsatta Fenerbahçe Türkiye'dir, Türkiye Fenerbahçe'dir diye haykıran, stadyumumuzun ön cephesine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini diken, arka cephesine de Türkiye'nin en büyük Atatürk resimlerinden birini yerleştirmekle yetinmeyip, stadyumumuzun adını da Atatürk olarak kalplerimize yazan Sayın Ali Koç gibi vatan ve cumhuriyet sevdalısı bir başkana sahip bulunan Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu olmanın onur ve sorumluluğuyla, emperyalizmin bu aziz vatanın her karışı şehit kanlarıyla sulanmış kutsal topraklarını bölüp parçalamak için yüzyıllardır tasarladığı senaryoya son vermek üzere harekete geçtiğini, yakın coğrafyamızda olup bitenlere dikkatle bakan herkes gibi bizler de görmekte ve yaşamaktayız. Kurulduğu tarihten bu yana tüm iç ve dış tehditler karşısında daima devletimizin yanında duran Fenerbahçe camiası olarak arkasına emperyal güçleri alan bölücü terör örgütünün son dönemdeki hain saldırılarını lanetliyor, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar ve güvenlik güçlerimize mücadelelerinde başarılar diliyoruz. Fenerbahçe öylesine büyük bir kulüptür ki, tüzüğüne kuruluş amacım vatanın korunmasıdır diye yazmış, işgal altındaki vatan topraklarından düşmanı kovmak için önce halkımı eğiteceğim demiş, Anadolu'daki milli direniş güçlerine gizlice asker, silah ve cephane sevk etmiş. Bu nedenle kulüp binası işgal kuvvetlerince basılmış, futbolcuları Refik ve Mustafa Beyler işgalcilere karşı kulübümüzü kahramanca savunurken şehit olmuşlar ve kapısına zincir vurulmuştur. Yüreği bağımsızlık sevdasıyla yanıp tutuşan ve bu esaret zincirini kırıp atmaya çalışan kulüp başkanı Sabri Bey, o şanlı direnişten sorumlu tutularak sürgüne gönderilmiştir. Yukarıda tarih vererek belirttiğim saldırı, kumpas ve provokasyonların yanı sıra son dönemde FETÖ artıklarınca kulübümüze ve değerli başkanımız Sayın Ali Koç'a atılan iftiraları asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, ayrıca hukukçularımız eliyle yargıda bunların hesabını soracağımızı,
sorumlu mevkideki herkesin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Yüksek Divan Kurulumuzun değerli üyeleri, okuduğum deklarasyonu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler.